Değil yani mi? Bu Çok büyük. değil yani bu asrın... asrın bin doğru. yılın felaketi diyen e, bilim adamları evet, da var. Asrın değil yani bunun yani bir 500 yılın bin yılın felaketi. Evet hocam şimdi Türkiye'nin e, deprem haritası geldi. Bu harita bu depremle birlikte güncellendi mi? Hayır şimdi şöyle... Bu şimdi durum bu şöyle, nedir Biz şöyle, bize anlatır şöyle mısınız söyleyelim. nereden tam, tam. korkmak gerekir? Şimdi bakın e, burası tam şurası samandağ. Hı hı. Samanda. Mesela şu bizim yerleşimimiz şurada Samandağ'da denize. Ben bu burayı merak ettim demiştim ya. Buraya kadar kırıldı. Evet. Buraya kadar Samandağ'da büyük bir afet var. Ama bir yerde afet oldu diye oraya kırılmak zorunda değil. Ya yani başka şurası kırılmıştır da buradaki yerleşim etkilemiştir. Olabilir. Samandağ'da biz kır kırık izlerini gördük. Ayrıntılı araştırması lazım dedik. Tabii ki bu e, yüzey kırıkları bu haritaya konduğu zaman bazı tam bunun üstüne gelecek bazı biraz başka yerden geçmiş olacak yani tren gibi hep aynı değil biraz başka yerden de biraz daha zondan başka yerden geçmiş olabilir. Bir defa burada şu fay şu kırıldı. 7 6 kırılan bu. 7 7 kırılan bu. Bu Şimdi iki bu fay. bu kırıldı. Buraya kadar evet. Şu Nerede şu, durdu şuraya, hocam? buraya kadar kırıldı bu şurada. Evet. Bu 7 6'lık. Şu da 7 7. İki tane deprem var. Ama bunu eee bunun 5 kırılmayla gerçekleştiğini söyleyen e, veriler var. Hı hı. Bugün de e, Afat başkanı açıklama yaptı. Bunun 5 segment şeklinde kırıldı diye. Ama başka kurumlardan da gelen Yani 5 kayıtlar... farklı şekilde kırıldı Hayır. öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5. Anladın mı? Yani tek bir kırılma değil. Tek bir kırıldı farklı değil. hamlelerle evet, kırıldı. Evet. Büyük bir enerjiyle kırılınca böyle bir şey yaptı. Bu tabi hesaplanacak arazi, marası çalışacak hı hı. bir iş. Daha incelemeler ama yapılıyor bu, anladığımız bunun, kadarıyla. Şuraya, şuradan mı geçti? Buradan mı geçti? Şu fayların biraz burasından mı geçti falan. Bu herkes haritada bunların izini çalışıyor şu an. Hı hı. Nereden geçti? Kırık nereden? Ha o zaman şu buradan düşündüğümüz böyle mi yoksa biraz daha böyle mi? Buradan buraya kadar okey ama bundan sonra buradan geçmiş olabilir falan gibi bunun bütün yüzeydeki kırıklar şu an çalışılıyor. Evet. Yani ekip hem bunu hem bunu çalışıyor ama bu TÜBİTAK'ın bizim de içinde olduğumuz o grubun e, ya benim de içinde olduğum o grubun işi değil. Bunun MTA'nın yani daha büyük bir kadroyla. Hı, hı. Buraya gelmesi lazım. Detaylı tamam, incelenmesi lazım. Işte. Şimdi hocam o bölgede çok büyük bir felaket yaşandı. Yani. Vatandaşlar doğal olarak çok tedirgin. Şimdi orada evleri hasarlı olup evlerine giremeyen vatandaşlar da var. Zaten evini kaybeden binlerce vatandaş var. Onlar için ne söylemek istersiniz? Orada yeni bir deprem bekleniyor mu? Yani Şimdi artçılar bu, bu, bir hasar bu, bu, bu yaratır soru, mı? Bu soru çok soruluyor ve çok da cevap var buna. Hı -hı. E, herkesin verdiği bir A. Hasarlı yapılar olur, girmeyin. Bir Depremler bir evleri biraz hırpaladı, e, yıkımı daha kolay hale getirdi, girmeyin. Hele hele çatla patla olan evlere girmeyin. Tamam Hı -hı. Biz de bu, 2, biz 7. de 7.6 ikinci depremde değil mi? Hasarlı e. binaya girdiği için hayatını e. kaybeden pek çok vatandaş e. oldu. Ben de burada Erzin'de kaldım. Şurada kaldım Erzin'de. Erzin peki kaldığımız konu. Girdiniz mi hocam kapalı alana? E girdim tabi orada kaldım yani akşam. Nasıl diye... cesaret ettiniz hocam? Bina sağlam. Bina Sağlam. Tabii, bina sağlamdı o yüzden girdik. Hı hı. Yani. E, ve ekibimiz olarak girdik yani bir kişi girmedi orası şu an e, yüzlerce kişiye e, misafir ediyor. Evet. Bir tesis. Herkes almış. Yemek veriyor falan. Biz de girdik. Şimdi o bölgeye giden çoğu insan arabada kaldığını ifade ediyor. Evet. Biraz panikte var. E, şimdi, Yeniden o, deprem olur şimdi, mu kaygısı şimdi, var. Şimdi bakın burada Hatay'da ben ilk gittiğimde sabahleyin gittiğimde kızımla beraber gittim. O hala orada. Orada arama kurtarma şey de değil ama arkadaki servis yani lojistikler grubunda. Gönüllü ekibinde mi hocam? Evet. O ne da güzel. orada. Evet. Onla beraber onu bıraktık orada. Biz oradan ayrılacağız. Sabah gittik şeye, hataya. inanamazsınız. Arabaşların üstüne tozlar, mozlar. Araçların içinde göremiyorsun. Şöyle dikkatle baktığın zaman aracın içinde bir sürü insanlar var. Üstünü sarmışlar ve yorulmuşlar. Evet. O kadar dramatik ki yani olağanüstü insan üzülüyor. Öyle evet. tabii hocam. Gerçekten büyük bir trajedi. Türkiye bir felaketle e, şimdi, karşı karşıya. Şimdi sorunuzu şöyle söyleyelim. Dediniz ki bunlar bir kırıldı bir daha buralarda kırılır Yeniden mı? Yeniden bir deprem olur mu o bölgede? Normalde yani çok büyük bir enerji olursa yani büyük bir banka batınca nasıl ona bağlı başka kuruluşlar da batıyor? Çünkü onunla ilişkili parasını alamıyor, demiyor. Bu da büyük enerji boşalttı etrafa. Ah. Şimdi bu kırıldı, bu kırıldı. E, etrafındakiler risk altında olabilir. Ama başka yerde patlayabilir. Şimdi o zaman diğer fay hatları sizlerin deyimiyle stres altında mı? Stres altında evet bütün bir gerilme var. Bütün. Zaten burası sürekli basıyor bize. Burası sürekli bizi Hı -hı. basıyor. Bastığı için Anadolu zaten bu stresi sürekli alıyor. Bunlar ekstra stresler. Zaten birikmiş vatandaşın işi. Hı -hı. Borcu artmış. Yeni bir banka krizi geliyor. Onu da patlatıyor. İyice patlıyor, dayanamıyor, kırılıyor. Bunun gibi e, burada da stres altında olanlar ekstra bir stres yüklenince patlıyor. Ki biz buranın patlayacağını söyledik. Bakın şu ee, bu hattın Türkoğlu fayı diye Türkoğlu zonu diye geçer burası. Biraz geniş bir zon bu. Biraz karışık fayları var. Şu bu boyunda tutuluyor bu. Kilitlenmiş. Burasını kırılacak diye bekliyorduk. Bura kırıldı. Bura kırıldı. Aynı anda buraya kadar kırıldı. Arkasından bura kırıldı. Yani beklediğimiz ve söylediğimizin ki artık dilimize tüy bitti burada deprem olacak diye bu ayrı ama daha da üstünde büyük bir deprem oldu. Yani söylediğimiz az söylemişiz. Evet şimdi hocam siz ayağınızın tozuyla geldiniz. Bölgeden bize taze bilgileri aktarıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımız bir harita yayınlayacaklarını söylediler. Evet. Ben bakalım. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün diri failleri evet. hocam. Maden Bunu. Tetkik. Evet. Tetkik o. Teknik hı hı. değil. Tetkik. Hı hı. Arama. Enstitü de değil. Genel Müdürlüğü. Tamam. Şimdi adı da değişti onu. Tamamdır yani, hocam. Adı, Siz adı doğrusunu çok... daha Hayır. iyi bilirsiniz Hayır, bizlerden ya, 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 elbette. Bizim adımız da değişti. Biz İstanbul Üniversitesiydik. Şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olduk. İkiye mi ayrıldınız İkiye hocam? İkiye ayrıldık. Şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa deyince şaşırıyor herkes. Ya bu Cerrahpaşa ne? Biz de böyle olduk. Yani <laughs> bu normal. E, MTA Bu hı hı. şimdi MTA Şimdi genel ajanslara gibi. gelen okay. bilgi öyle şimdi olduğu için biz öyle aktardık. Bu fay, bakın burada bir fay var. Bir tane böyle koymuşuz. İskenderun'a gelen bir fay bu. Hı hı. Bu kırılıp kırılmadığını bunu çok merak ediyorum ben de. Ama bilmiyoruz. Şu kırılmaya ait bir veri bulamadık. Hı hı. Şimdi buradan e, dedi ki Samandağ geliyor. Samandağ tam burası. Şu zon buradan geldi buraya kadar kırıldı. Şimdi bu buranın uzunluğu yaklaşık 300 kilometre falan. 300 kilometre kırıldı. Bir de bu. Şimdi bundan sonra şurada şu yedi su fayı diye bir fayı hep söylerler. Bu fay 500 yıldır, 300, 300 yıldır, 500 demiyorum ya da 2 300 yılda yakın bir süredir kırılmadı diye bunu bekle, bekleyene. Biz ne demiştik demin? Türkoğlu sistemi kırılmadı dedik değil mi? Hocam bir anlatır mısınız? Dirifay haritası ne demek bilmeyen izleyicilerimiz için? Yani burada neyi anlatıyor bize bu harita? haritası demek kırılmanın sürekli kırılan yerler bunlar. İşte bu kırılma, bu, bu bir kırık segment diyoruz. Bakın bu segment ne kadar? Yaklaşık 400 kilometre. Ya sürekli segment. hareketin olduğu çizgiyi Tabii kırılan çizgiyi yer burası, kırılıyor. Bir, bu bir segment falan buradan geliyor kırımız Marmara Denizi'nin içinden buradan e, körfeze giriyor. Bir tane büyük kırığımız buradan geliyor. Burası sıkışınca bu içinden pırtlayıp iki taraftan kaçıyor batıya doğru. Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Ama sade o değil. Bunlar var, bunlar var ve son 10 10 bin yıldadır kırılan, devam eden kırılmasını 10 yıldır sürdüren kırıklara, faylara hı hı. biz diri fay diyoruz. Hı hı. Ama siz buraya ölü fayları da koysanız haritada yer kalmaz. Yani 10 yıldır kırığını on sürdürüyor. 10 bin, bin yıl. Olması gerekiyor. 10 bin, bin, bin yıl. Evet son 10 bin yıl. Yani o da ne yapıyor? İşte e, Neolitik Taş Devri'nden insanın e, Bakır Çağı'na falan geçiş hı hı. dönemi gibi. Ondan beri on, biz ona Holosen diyoruz şey olarak, jeolojide zaman olarak. 10 bin yıldır çalışan bu faylar demek ki 10 bin yılda fay var. Mehtap'ın bir, bir fay haritası daha var o daha yeniler var biraz daha eskiler var mesela şunlar bazılarını biraz daha az yazmışlar ama e bunlar şu an diriler. Diriliklerini nereden anlıyoruz hep sıcak su var üzerinde hı hı. sıcak su var üzerinde ve çizgisel bir hat yaparlar böyle baktığınız zaman arazi dümdüz gider dere tepe kesilmiş gider kırıklar arazide faylar. ...bunu burada görürsünüz... ...bir dereye oturmuştur burada bu dere... Evet. Derenin işte Sulova, Mulova... ...burada Artova falan gider bu... ...böyle bir hat yapar... Hı hı. ...bunları görürüz... ...dirifaylar bunlar... bu ...tam birleştiği yerde... Bu ...Karlova dediğimiz Erzincan... <laughs> ...affedersiniz... ...buradan Ermenistan'a doğru giden... ...kırıklar da var... ...İran'a doğru giden de kırıklar var... İşte İran'da işte Hoy depremi dediğimiz... ...depremler olağa geliyor... Burada Ermenistan'ın büyük depremleri var tarihte. Evet. Orada var, İran'da var tabii büyük tarihte depremler. Ve bir başka deprem zonunda. Buradan Kuzey Anadolu e, bu Doğu Anadolu fayından sonra bir de Bitti Sürüklenimi dediğimiz bir, bir başka hat var. Hı hı. Bu hatta da bir deprem ola geliyor. Burası da Bitti Sürüklenimi diyoruz. Burası da bindirme tipinde faylar var. Bu da aktif. Mesela burası tam Hakkari sınırından geçer burası. Evet. Burada da faylar var. Yani çok yeni olmuş faylar var. İşte Tuzgölü fayı, işte Ege'deki Menderes Grabenlerinin fayı falan. Burası, burada başka bir tür faylar var. Ama burası zaten şuradan beri, Sivrice'den beri işte Palu falan geldi. Kırıla kırıla değil mi hocam <laughs> oralara kadar 2010, geldi. 2020 falan kırıldı, buraya kadar geldi. Herkes söylüyor zaten buranın kırılacağını. Yani bu çok... Önümüzdeydi bu. Biliyordunuz yani, yani. Bilim adamları bunu biliyordu. Ha Biliyordu değil. Ta, buraya Tahmin stres, ediyordu. Stresin iyice buraya yüklendiğini ve 500 yıldır da kırılmayan buranın zaten 500 yıldır kırılmamış. E Stres yüklene yüklene geldi buraya. Burayı kırar bu dedik. Hı hı. Yani bunu çok kişi söyledi. bunu Öngördünüz söylemeyen... hocam. Yani bunu öngördü bütün hocalar. Evet öngördü. Tabii onun tarihini kimse söyleyemez. Elbette. Ama 500 yıldır kırılmamış arkanızda da kırla kırla bir şey size geliyorsa belli ki size bir stres yükledi orayı kıracak. Peki hocam Marmara depremi için ne söyleyeceksiniz? Oraya bence hiçbir şey hiç girmeyelim. şimdi. Ayrı orada. stres orada var mı? Şimdi bakayım o da şöyle. Oldu. Niye hani ha, neden girmek yani şöyle, istemiyorsun sonra, ama bugün, sonra mı yani girmek şöyle, istiyorsun? Çok spesifik bir e, oraya önem atfediliyoruz yani ben bu da biraz da çok şey kalmıyor. Yani ha neden Marmara diyorsunuz? Ölüyor, herkes başka. Ya biz İstanbul'da ne olacağız? Herkes İstanbul'u soruyor. Yani Hocam şimdi... bundan ders çıkarmak gerekmez Abla, mi? Onun tabi, adına soruyor. Yani burada da böyle ama... bir durum varsa evet. bir önlem alınsın en azından. Çok doğru. O anlamda Bu, soruyoruz. Burada da herkesin söyleye söyleye e, dilinde tüy bitti. Evet. O yüzden yani burada böyle bir acı var. Herkes diyor ki ben işte epeki Konyalı e, ya da ne bileyim Manisalı. Manisa'yı niye düşünmüyoruz? Ya da hocam. Türkoğlu fayı kırılacak. Erzinc buradaki Tunceli ve bu bölgeyi etkileyecek bir fay bu. Hı hı. E, peki bunu niye şey Yani Şöyle, bu Erzin bu büyük fay, 39'da kırılan fay bu. 39'da kırılan bu fayın 39'da burası kırılsaydı, böyle bir şey olsaydı iş başka olacaktı. Ama 39'da, Anadolu'da ee, kimsenin çok da ilgilenmediği bir yer tırnak içinde söylüyorum hı hı, bunu yani hı. herkesin e, yanlış anlamasın ama İstanbul gibi böyle bir yer kırılsa ya da başka bir yer kırılsa canı yansa birinin başka türlü belki başka bir yol alacaktı Türkiye ama bu kırıldığı hiç kimse 99 milat dendi niye milat 99 kardeşim niye 39 olmadı da 99 oldu değil hı hı. mi yani yani, Çok farklı burası, bir şey söylüyorsunuz, farklı tabii, bir açıdan bakıyorsunuz. Tabii, yani bir, diyorsunuz ki Marmara bölgesinin özelliğine siz, neden soru, biz oradan abi, ders dışarı sor, evet. Bu, ben onu söylüyorum. Yani burası 39'da burada e, 20 bin kişi öldü yaklaşık o kadar bir insan. Onu şey yapmıyoruz, e, hiçbir şey gündem almıyoruz. E burada olacak olacak. Burası 39'da kırıldı, 42'de kırıldı, 60'da, 70'de. 99'da kırıldı. Geldi buraya. Hı hı. Şimdi buraya geldikten sonra herkes bir şey söyledi. Dedi ki işte 30 yılda büyük bir kırılma burada bekleniyor. 30 yılda. O arada yalnız bir sürü yerde kırılma oldu. Evet. Sorun da orada. Bir sürü yerde kırılma. Önce geldi buraya beklerken şu kırıldı, kaynaştı. Hı hı. Şuradaki fayı görüyor musunuz? Bu evet, bu kırıldı. Evet kaynaştı. Bolu'ya doğru giden fay kırıldı, gerisin geri kırıldı bu. arkasından bunu beklerken Burası kırıldı. 7.2 ile Gökçeada'nın açığından giden 7.2 ile büyük başka bir o kırılma oldu. O da büyük oldu. bir sarsıntı. Ondan sonra geldik. Burası kırıldı. Büyük bir deprem. Burada oldu. Erçek Gölü civarında Van'da oldu. Burası kırıldı. Arkasından döndü. Bu bölge kırıldı, İzmir kırıldı ve buradaki Manisa bölgesindeki faylar kırıldı. Yani hiç belli oldu. olmaz diyorsunuz değil mi? Deprem bölgesiyiz. Her evet. bölgede kırılma olabilir. Evet, evet. Sivriçe kırıldı. Yanı başındaki bu, bu buralar kırıldı. Bir sürü insanı burada kaybettik. Hı hı. Ve ve burada büyük bir kırılma oldu. Hala ora kırılmadı. Şimdi onu iki şey buradan çıkarabiliriz. O kadar büyük bir direngen bir şey var ki kırılmıyor orası bir türlü ama kırılırsa da çok büyük kırılacağım diye bize bir mesaj veriyor. Yani oraya kadar gidiyor, gidiyor, gidemiyor, geri geldi. Bak tekrar hı hı, geri geldi. Hı. Gidiyor, stres oraya yüklenmiyor mu? Yükleniyor. Arkası kırılıyor. Gökçeada tarafı kırılıyor. Anifayın Saros segmentinde kırılma oluyor. Fakat bu tarafta yine bir şey yok. İstanbul böyle ciddi bir tartışma meselesi haline geldi. Uzmanlar da sürekli orayı vurguladığı için aslında bizler de orayı soruyoruz. Oraya soruyoruz çünkü burada yaşıyoruz. Evet. Yani İstanbul neyin merkezi? Medyanın merkezi, paranın merkezi İstanbul. Ankara yönetimin merkezi. İstanbul'u o yüzden e, tabii ki çok önemli. Ama yani hep diyorum yani bura kırılıyor hala herkes İstanbul'un olacak diyor. Hı -hı. Yani o beni biraz üzüyor. Nüfus Onu yoğunluğu söylemem. da çok tabii, tabii hocam. Tabii stratejik ona bir da... yer falan yani. O nedenle vurgu yapılıyor. İki, buradaki krize çaresiz kalırsak oradaki büyük bir krize nasıl çaresiz kalabiliriz? Ne olur? Tabii. O da bir karşılaştırma ister istemez şey yapıyor. Tabii yani Ve burada si 13,5 milyonluk bir nüfus etkilendi. Çok büyük bir felaket yaşandı. Olası deprem senaryosunda burada neler olur neler yaşarız? Orada 30 milyon kişi etkilenir. Net yani. yani çünkü burada çünkü onun bura, bu, burası kırıldığı zaman bir defa e, burada Yalovası hı hı. E, Çanakkalesi e, burada Edirne, Tekirdağ Edirnesi falan etkilenecek. Yani burası sadece 18 milyon ya da 20 milyon İstanbul nüfusu var ama bir o kadar da e, çevresi var. Tabii. Çünkü bu İstanbul'un depremi olmayacak. Ortadan geçecek bu. Bu belki böyle gidecek ama belki böyle gidecek. Bu birkaç görüş var bununla ilgili. Yani bu illa oturmuş tam oradan geçecek diye bir şey yok. Hı hı. Ama geç, kırılmayan bir segment var uzun süre. Kimine göre o kadar yok. Bizim Şener abi onu söyler durur. Ee, az bir boyutta bir şey var. altı buçukluk bir deprem olacak diyor. Hı hı. O tek yalın kılıç o gidiyor. Ee, ama... Ona da tabii e, dikkat etmek lazım tabii hocam. Tabii çok dikkat etmek lazım. 1509'dan sonra niye büyük deprem olmadı diye sormak lazım. Yani siz aslında ona, süre, o, siz ne ona, uzarsa, süre, süresi, süre ne kadar uzarsa değil mi kırılma süresi felaketin de, boyutu o kadar evet, yüksek oluyor. Yani, yani depremin şiddeti artıyor evet. anladığım o, kadarıyla. O olsa enerji çok daha büyük birikiyor patlıyor. Yani Hı. ne kadar çok balonu büyütürsen büyütürsen o kadar büyük bir şiddette patlıyor. Onun gibi burada stres yükleniyor. Uzun süredir yükleniyor. Peki. Ve şöyle diyelim kilitli yerlerin olduğu ölçümlere göre kilitlenmiş yer var. Yani hareket etmiyor orası. Hı hı. Kilitlendiği için hareket etmeyen yerler meselesi var. Öyle. Bunlar tabii çok teknik meseleler. Evet. Teknik mesele ama yönetimsel olarak hep şunu söylüyorum. Yani bu İstanbul'un depremi olmayacak. Herkesin olacağı için hepimiz hazır olacağız. Buna kaç vali varsa Kaç asker varsa buradaki bütün dinamiklerin hazır olması. Şimdi iki yıl önce orada 5.8 şiddetinde bir deprem oldu. O stresi azaltmış olabilir mi? Hayır. Azaltmaz mı? Hayır. Bazıları stresi azaltmaz, tersine yol açar da hmm. kırılmaya yol açmış olabilir. Yani önde kırılacak olan yerlerin zayıflamasına ve kırılmasına da hazırlık yapmış olabilir. O karışık bir iş yani. Evet. <laughs> yani o yüzden. Ee, Boğaziçi grubundan bir açıklama olmuştu hatırlayın. Hı hı. Çok kapımızda e, falan diye bir, bir çok ciddi bir uyarı e, haberi gelmişti. Yani hı hı. haberi değil e, resmi bu, yazıyla bunu kamuoyuyla paylaştılar artık kapıda diye. Evet, evet. peki hocam e, isterseniz yine bir risk haritasını görelim mi? Onun üstünden konuşmaya devam edelim mi? Edelim. Hı hı. edelim. Evet. Biz verelim bir risk haritasını tekrar hocam o haritamıza dönelim. Şimdi aslında biraz da e, bu Hatay'daki Kahramanmaraş'taki depreme dönmek istiyorum. Hocam Kahramanmaraş'la Hatay'ın farkı neydi? Hatay ve Adıyaman çok fazla etkilendi bu depremden. Neden? Ha. Neden farklılık gösterdi? Ee, şimdi Hatay tam şurada burada, hı hı. burada bir asi nehri var. Nehirin sağında ve solunda kurulmuş ama yamaçlardaki o eski yapılar bile bir şey yok. Gidilmiş, etrafında tarlalar var, düzlükler var. Böyle bir yere e, konutlar yapmışız yüksek falan. Bir defa burada zayıf zemine Hatay'da, ve derenin kıyısına, zayıf zemine hı hı. konutlar yapmışız ve yüksek. İki hata yapmışız. Bir, tarlaya bina yapmışız. İki yüksek yapmışız. Evet, yanlış yerleşim. mühendislik hataları ve diğer işlerde üstüne koyuyorum ve oradan tam da Fay altımızdan geçiyor. Yani Fay'ın biz Fay dereye paralel gibi düşünün onu. Hı -hı. Orada biz derenin içinde, orada biz tam Fay'ı aradık yerini bulmaya çalıştık. Fakat o kadar büyük yıkım var ki o yıkımların altında mı acaba e, bakamadık çünkü girmeniz tehlikeli, binalar kötü. İki e, orada insanların evi yıkılmış. Şeyini bak bekliyorlar. Hı hı. E, orada cenazesini bekliyor belki Onlar de. Onlar var, bir kısmı çıkmış ama kimisi de malını falan bekliyor. Evin hı. içinde bir sürü şey kalmış. Çok tehlikeli oralara girmek. Siz kimsiniz? diye as zaten askerler geldi. Hı, hı. E, Kimliğimizi gösterdik falan. Biraz bakabildik ama şeyden bakamıyoruz. Yani Hatay bir Alüyon derede kurulmuş. Fayın olduğu bir derede kurulmuş bir kent. Ve zayıf zemine yapılmış bir kent. Hı, hı. Yani Yapabilecek bütün hataları yapmışız. Ne yapmışız? Hatay özelinde Hatay bütün özel, hatalar evet. var. Bir Hatay, kere fay hattının üstünden üstünde geçiyor değil mi? hatamız oldu. üstüne yerleşmişiz. Hı hı. İki orada zaten çamur ve dere zeminlerine demin zemin sıvılaşmasını söyledim. Orada da var bu alttan su geldi dedik ya hı hı. İskenderun kıyılarında. Orası da zemin sıvılaşmasıyla yani binalar gitmiş kaymış sağa sola bunu gördük.